Sağlıcakla programından herkese merhaba. Bu hafta herkesin çok sık duyduğu ama içinin herkes tarafından aslında bilinmediği bir konuyu sizler için masaya yatırdık. Konuğumuz spiritüel yaşam koçu, regresyonist Nurten Koçer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Hocam öncelikle sizi biraz tanıyalım. Evet. Sonra herkesin merak ettiği o ince konulara girmek istiyorum. Evet, ben Nurten Koçer, Samsunluyum. Samsun'da ikamet etmekteyim. Nereden bakarsanız bakın 20 yıldır eğitim alıyorum ve bu işi yapıyorum. Ve 4 yıldır da aktif olarak yaşam koçu, spiritüel koç, kişisel gelişimci diyebiliriz bana. Evet, ama her şeyden önce ben bir bilinçaltı uzmanıyım. Regresyonistim. İnsanların kendini fark etmesini sağlarım. Kendimizi fark etmek demek aslında birçok şeyi fark etmek demektir. Yapabilirliğimizi fark etmek demektir. Bunları fark ettiğiniz zaman da zaten kendinizi fark ettiğiniz zaman sizin kim olduğunuzu fark edersiniz. Kim olduğunuzu fark edince her şey düzelmiş olur hayatınızda. Siz insanların hayatlarını kolaylaştırıyorsunuz aslında. Aynen öyle. Görmelerini sağlıyorsunuz. Evet, ben kolaylaştırmıyorum insanların hayatlarını. Kendileri kolaylaştırıyorlar. Yön veriyorsunuz. Evet. Diyelim ki ona kim olduğunu anlatırsam ya da o soru sormuştur mutlaka kendine, ben kimim? Şu anda ne yapıyorum? Neden bu işte öfkeyle birlikteyim? Neden bu kızgınlıkla birlikteyim? Neden bu hastalıkla birlikteyim? Gibi sorular sormuştur. Ve ben bu soruları ona kendisinin cevaplamasını sağlamaya çalışıyorum. Şimdi hocam o zaman ben direkt konuya girmek istiyorum. Buyurun. Bu kişisel gelişim dediğimiz şey herkesin dilinde olan bir şey. Evet. Ama maalesef içeriğinin tam bilinmediği, işte o az önce de söylediğim gibi bilinmiyor. O yüzden direkt bu konuyla girmek istiyorum. Kişisel gelişim nedir? Ve bunun adı altında yaşam koçu dediğimiz, işte bir sertifikayla insanların yaşam koçu olabildiği bir dönemdeyiz. Evet, bu kadar kolay mı? İnsanlar yani ben bir yaşam koçu, ya ben yaşam koçuyum diyen herkese güvenebilir miyim? Evet, çok güzel bir soru sordunuz aslında. Ben yaşam koçuyum diyen herkese güvenmemiz doğru değil aslında. Çünkü dediğiniz gibi bir saatlik bir eğitimle ya da bir günlük bir eğitimle bu olacak bir şey değildir. Ben aynı zamanda mucizeler kursu eğitmeniyim. Orada der ki, önce rehberin iyileşmesi gerekir der. Rehber iyileşmeden danışanın iyileşmesi mümkün değildir. Kesinlikle. Evet. Rehberin bunu kendi üzerinde denemesi gerekiyor. Yani iyileştiğini anlaması gerekiyor. Çünkü iyi bir rehberin öfke kaygısı ya da öfkesi ya da diyelim ki takıntıları, tikleri, bunları tedavi etmeyi öğrenir önce rehber kendinde. Eğer böyle bir rehber bulursak hiç peşini bırakmamamız gerekiyor. Bunu nasıl aslında anlayacağız peki? Bunu nasıl anlayacağız? Tabii önce kim olduğumuzu bilerek, her şeyin peşinde koşmayarak anlayacağız. Çünkü bu bizim kafamızı tamamen karıştırır. Şöyle düşünün, birkaç yemeğin bir arada olduğunu farz edin. Bunlar sulu ya da katı gıdalar. Hepsinden birer kaşık almaya kalkarsanız hiçbirinin tadını almazsınız zaten. Evet. Ama tek tek yerseniz tadını alırsınız. Önce nereden başlayacağınızı ya da nasıl bir probleminiz olduğunu keşfetmeniz lazım. Diyelim ki bugün hastasınız. Bir hastalık, bir isim koyuyorsunuz. Grip, sürekli grip oluyorum. Ya da sürekli hayatımdaki döngüler aynı gidiyor. İşte aşık olamıyorum. Ya da diyorsunuz ki ben hep kıtlık çekiyorum. Hep işte param çok olmuyor benim. Oluyor ama hemen kayboluyor. Burada duracaksınız. Bu soruları soracaksınız kendinize. Ya neden böyle sorunum oluyor? Olduğunu bilmem gerekiyor. Evet, doğru mu? Bir sorunum var demeniz gerekiyor. Ve bu sorun içinde her rehbere değil, iyileşmiş rehberlere başvurmanız gerekiyor. İşte bunu anlamak için bir sinyal olması gerekiyor. Evet, bir sinyal olması gerekiyor. Her önümüze gelen ya da medyada çok fazla aktif olan değil, diyelim. Çünkü o rehberin de para kaygısı olabilir. Hı hı. Para kaygısı olan bir rehber size bereket getiremez. Bunu bilin bir kere. Ya da sağlığıyla ilgili bir aşamadığı bir durum varsa bu size iyilik getiremez.
biraz ince düşünmemiz gerekiyor. Sanırım burada bize çok iş düşüyor ve çok fazla düşünmemiz ya da çok fazla araştırmamız gerekiyor diyelim. Peki kişisel gelişim nedir hocam? Kişisel gelişim adı üzerinde kendinizi bu konuda geliştirmeniz lazım ve bunun için de iyi bir rehbere ihtiyacınız var. Peki insan kendi kendine gelişemiyor mu? Gelişebilir, tabii ki gelişebilir ama farkında olarak yapması gerekir bu işi. Fark etmek gerekir. Yani ben neden böyleyim ya da niye bu durumdayım gibi fark etmesi gerekir. Zaten soruların peşine düştüğünüz zaman, doğru soruyu sorduğunuz zaman evren size bunun işaretlerini verecek ve size yol aldıracak. Peki hocam bilinçaltı kişisel gelişimde ne kadar önemli? Çok fazla önemli. Çünkü bizim doğduğumuz andan itibaren bize öğretiler vardır. Dünyaya geldiğimizi düşünülüp öğretiler vardır. Yani yürümemiz öğretilir, yemek yememiz öğretilir, işte yatıp kalkmamız, giyinmemiz, konuşmamız, her şey bize öğretilir. Öğretildiği için de sadece öğrenilmişlik olarak devam ederiz biz yolumuza. 7 yaşına kadar zaten bunların hepsini depolarız biz. Ve bu depoladıklarımızın içinde çaresizlikler de vardır. Dönüp dolaşıp aynı döngüye geri geliyorsunuz. Çünkü çaresizliği de öğrendiniz, öfkeyi de öğrendiniz, hastalığı da öğrendiniz. Öğrendiğiniz şeyleri yapmaya başlıyorsunuz artık. Ama bunun dışında bir de siz varsınız. Yani sizin farkındalığınız var ve dünyaya bir geliş amacınız var. Bunu fark ederseniz eğer bu döngüleri yıkmak çok kolay olur. Ve her şey artık sanki çok basit bir oyun haline gelmeye başlar. Yani mesela şimdi bu şununla da bağlantılı mı? Doğru bildiğimiz yanlışlar. Aynen öyle. Yani mesela bizim o öğrenilmiş dediğiniz şeylerin hepsi doğru olmayabilir. Aynen ama öyle. Biz onları doğru olarak devam ettiriyoruz. Evet, çünkü başka bir şey bilmiyorsunuzdur. Size bir şey anlatmak istiyorum bu konuyla ilgili ve size de bu soruyu sorayım. Herkes bilir, dünya çapında çok ünlü bir kişisel profesördür, gelişim profesörüdür. Bülent Gardiyanoğlu. Onunla ders çalışırken şöyle bir soru sormuştu bize. Çocuklar biz bedenimizin neresinde yaşıyoruz diye. Herkes işte ağrımız neredeyse orada. Bu da bakın öğrenilmiş bir çaresizlik. İşte dişim ağrıyorsa orada falan filan demişti. Dinlemiştik sadece. Ve o şöyle bir şey söylemişti. Hayır, biz bedenimizin hiçbir yerinde yaşamıyoruz. Sadece gözlerimizde yaşıyoruz demişti. Bu benim için çok büyük bir yol alışı olmuştu. Evet, gözlerimizde yaşıyoruz. Gördüğümüz şeyin peşine gidiyoruz. Sadece onu var etmeyi düşünmüyoruz. Yani bu aslında bu şekil değişebilir demiyoruz. Çünkü neden? Bir öğrenilmişliğimiz var. Hani şöyle düşünün bunu. Ateş diyelim ki elinizi soktuğunuz zaman yakacağını biliyorsunuz size. Ama bu ateşte yanmayan insanlar da var biliyorsunuz zihinlerini kullanarak. Ateş demek ki İstersem yakmayabilir. Ama bunu öğrenmek istemiyoruz farkındaysanız. O kadar kolaycıyız ve o kadar tembeliz ki sadece döngünün bize zarar verdiğini düşünüyoruz. Sadece bu bir kadersel yapı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bir denersek eğer elimizin yanıp yanmayacağını, eğer hafızamızı düzeltirsek, bu öğrenmişliklerden vazgeçersek, bundan sonraki hayat bize biz istediğimiz gibi yürüdüğünü gösterecektir mutlaka. O zaman biz kendimiz yön verebiliyoruz. Ya zihnimizde mi her şey? Evet evet, zihninizde. Her şey zihninizde. Ama şöyle bir şey var. Alt zihin ve üst zihin dediğimiz iki tane bölüm var biliyorsunuz. Biz düşündüklerimizi, şimdi anlattığım şeyler düşünceyle ilgili olduğu sanılıyor. Düşünerek bir şey yapmıyoruz aslında biz. O zaman çocuklar, bebekler, evet, mesela eskiden sobaya dokunma. Aynen öyle. Desen bile o çocuk aynen ilk öyle. Defa bir aynen dokunacaktı, öyle. Yanacaktı, ama ondan sonra anlayacaktı. Aynen öyle, anlayacaktı. Ama yanmayabilirdi de. Çünkü yoktu yanma hissi. Ya da biz yanabilir. Söyleyerek mi oluşturduk? Aynen onu? Öyle. Çocuklara biz koşma düşersin. İşte ne bileyim, bunu yapma şöyle olur. Öğretiyoruz yani bunlara bunu. Mesela işte son andaki güncel konular çocukların istismarı. Eski dönemde yok muydu böyle şeyler? Yok olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlar birbirine haber verip zihinleri çoğaltmıyorlardı. Ya da istismarı herkesin çocuk olduğunu düşünerek çocuklara istismarı öğretmiyorlardı. Ama şu anda çocuk zaten o kadar fazla biliyor, öğrenmiş oluyor ki bunu
aşırı bir korku yaratıyor çocukta bu. Bu aşırı korku dediğimiz şey çocukta geleceğini etkiliyor, şu anını etkiliyor, çocuklarını etkiliyor, eşini etkiliyor, işini etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Korku frekansı dediğimiz şey tamamen ve tamamen bizi esir alan, hapishaneden başka bir şey değildir. Bunu da ancak o kişisel gelişimle geçirebiliriz. Aynen öyle, zihne bunun olmadığını anlatarak bu durumdan kurtulabiliriz. Korku frekansı dediğimiz şey gördüğünüz gibi her şeyi bize sunabiliyor. Bizi düşürüyor mesela. Bunu çok denemiş olmanız lazım. İşte giydiğiniz güzel bir kıyafetin zarar görmemesini istiyorsunuzdur içinizden. Ama onu korku frekansı olarak algılar zihin. Kesin başına bir şey gelir. Kesin başına bir şey gelir. Bakın bunu herkes denemiştir. Evet, herkesin başına gelmiştir. Evet, herkesin başına gelmiştir. Şimdi o zaman madem öyle düşündüğüm şeyi gerçekleştirebiliyorsam korku frekansıyla. Bu korku frekansını alsam kendimden. Düşündüğüm şeyleri gerçekleştirsem, sevgi göstersem, sevgiyle yapabileceğimi bilsem, zihin bunu böyle kabul etse, zaten az zihin hep bunu böyle kabul ediyor. Sadece düşünce dediğimiz şey tehlikeli bizim için. Aslında hani şey var, çok güldüm başıma bir şey gelecek. Evet, aynı, bakın yanlış bir öğretim. Yani işte. Mesela çok gül, eğer bunu söylemesek belki yine günümüz çok güzel geçecek. Söylemeseniz, ama söylemeseniz bile önemli değil. İçsel çünkü olarak, düşünce evet. Bazında o sizde duruyor. Onları ayıklamak gerekiyor. Gerekiyor. Yani atıyorum zihninize hortumla bir su tutmayı düşünün yani. O kadar çok düşün, şu kadarcık bir zihindir bu ama siz oradan bir kamyon dolusu pislik çıkarabilirsiniz bu konuyla ilgili. Bunu boşaltmak da mümkün mü? Boşaltmak da mümkün tabii ki. Yön vermenin dışında bir de rahatlamak tamamen. Tabii ki zihninizle konuşup ben aynı zamanda sembollerle zihin temizliyorum. Evet. Bilinçaltını temizliyorum ama işte dediğim gibi zihin, alt zihin sadece sembolleri tanıyor. Başka bir şey tanımıyor. Peki bu çok uzun süreler mi alan Hayır. bir şey yoksa o kişiye göre değişiyor mu? Kişiye göre değişiyor. Şöyle bazen gerçekten insanlar farkında olup geliyorlar. Yani diyorlar ki hocam döngüye girdim ben. İşte atıyorum aşk diyor mesela ya da para diyor. Ha nerede girdin, ne zaman girdin? Şöyle girdim. Onu fark ediyor. Diyor ki şöyle bir şey oldu. O zaman girdiğimi fark ettim. Fark ettiğiniz andan itibaren gerisi size yol göstermeye kalıyor. Ama bu nasıl yol göstermeye kalıyor? Size bir şey anlatarak değil. Sadece zihninizle konuşarak. Yani alt zihinle konuşarak aslında bunun böyle olmadığını anlatıyor. İşte burada da bir rehbere ihtiyaç evet, var kesinlikle. Bunun böyle olmadığını. Aslında senin o alt zihine burada bir menekşe görmen gerektiğini anlatıyoruz zihne. O zaman o da görüyor. Sizi hiçbir şekilde kırmıyor ve hiçbir şekilde sizi ters cevap vermiyor size. Sadece farkında olarak gelmek gerekiyor. Peki ben farkında değilsem evet. siz benim farkıma varıyor musunuz? Evet varıyorum ama dediğim gibi başka bir alana gireceğiz belki ama tekamül dediğimiz bir alan var. Şimdi insanlarda da bir sınav dediğimiz bir algı var. Yani Rab size sürekli karşınıza kötülükler çıkararak ya da sizin hayatınıza kesik kesik şeyler sunarak size sınav yaptığını düşünürsünüz. Ve bu sınavdan geçip geçmemek bir öğrenci gibi size kalmıştır. Çok çalışır geçebilirsiniz bu sınavdan. Sınav algınız varsa. Ama aslında hiçbir çalışmanıza falan da gerek yok. O kadar çok ders çalışmanıza gerek yok. Çünkü o kadar fazla hayat algınızla, hayatınızla ilgili algıyı karıştırdığınız zaman, yani ne istediğinizi bilmediğiniz zaman, yani ben işte atıyorum şöyle kırmızı bir araba istiyorum ama param yok demeye benziyor bu. Sadece isteyin mesela, sadece kırmızı arabayı isteyin, onu hayal edin, onu orada bindiğinizi düşünün üzerinde. Bırakın parayı, sizin zihniniz çözsün, size onu o getirsin. Çok mantıklı bir şey söylüyorsunuz ama yani belki de insanların çok fazla nasıl ya diyebileceği bir şey söylüyorsunuz. Belki evet. çok rahatlıkla kabul edilemeyecek bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ya benim param yok. Zaten, ben kırmızı araba isteyeyim. O gelecek. Ama öğrenilmişliklerden kaynaklanıyor bu. Arkadaşlar dikkatinizi de çekmek istiyorum. Bu kişisel bilimcilerin hepsi bunu söyler size. Arabaya odaklan, paraya odaklanma diye. Ama bu bir teknik işidir. Yani siz ne olduğunuzu bilmiyorsanız, eğer demin biraz önce bahsettiğim gibi sürekli bir çölde yaşıyorsanız, kırmızı arabanın hayali yoktur sizde. Değil mi? Kırmızı arabayı nasıl alacağım? Nasıl alacaksınız? Bu yoktur. Ya da onun size, o her zaman evrende vardır o. Yani her yerde vardır. Parayı da görüyorsunuz her yerde var.
her şekilde var ve bir adaletli sistem var, değil mi? Adaletli sistem neden bana sürekli açlık çektirsin? Neden bana yokluk çektirsin? Sormaz mısınız hiç? Evet, kesin. Şu anda orada da devreye zihin giriyor. Aynen öyle. Zihin giriyor. Zihin sadece sizin yapabilirliğinizi, olabilirliğinizi, bunu hak ediyor olabilir misiniz, değil misiniz? Siz kimsiniz? Eğer bunu hak etmiyorsanız, yani zihninizde bunu hak etmiyorsanız, zaten sizin böyle bir araba düşünceniz de artık komik gelecektir herhalde. Kesinlikle. Şimdi hocam, bu kişisel gelişim konusu aslında saatlerce sürebilecek bir konu. Şu anda siz anlattıkça ben başka bir şeyler sormak istiyorum, ama benim hazırladığım diğer soruları da sormam gerekiyor. Çünkü bilinen çok yanlış var ve bu programda da aslında bunu çözmeye çalışmak istiyorum. Birazcık da olsa insanların oraya dokunmak istiyorum. Yani kuantum. Evet. Yani herkes biliyor kuantum. Herkes bir şeyler söylüyor. Her yerde bir şeyler yazıyor. Evet. Çünkü çok fazla kişisel gelişim uzmanı var, biliyorsunuz ki. Evet. Şimdi sadece o değil. Sözünüzü kesiyorum belki, ama şimdi sokağa çıksanız 100 kişiye sorsanız 100 kişinin de kuantumdan haberi vardır. Evet. Ama siz bu 100 kişiye söyleyin. Deyin ki, peki kuantumu biliyorsun. Hayatında ne var şu anda karışıklık? Size yüzlerce şey anlatabilir karışıklık hakkında. Çözmekte problem yaşıyoruz. Evet. Demek ki kuantum yeterince bilinmiyor demektir bu. Yani evet, bilmek de tek çözüm değil zaten, değil mi? Evet, bilmek de tek çözüm değil. İşte ben sürekli güzelim, 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 ya da ben sürekli zenginim, zenginim, zenginim demek bunu çözmüyor. Hatta zihniniz sizin onunla şaka yaptığınızı ya da onunla dalga geçtiğinizi zannediyor. Onun için kuantum alanı dediğimiz alan, orada olabilmek. Yani biraz önce de söylediğim gibi, çölde yaşıyorsam eğer, sadece çölde çekebilirim. Çölde en güzel şey ne varsa, ne biliyorsam çölde, onu çekebilirim. Eğer ben bir çiçeksem, etrafıma çiçekleri çekebilirim. Olabilirlik hali demektir kuantum hali. Yani siz bir mıknatıssınız, mıknatıs olduğunuzu önce farkına varmanız lazım. Her şeyi çekebilme yetisine sahip olduğunuzu bilmeniz lazım. Bu da saf hale gelir. Zihin saf. Saf zihnimi kullanmış olurum. Saf zihnimi kullanmazsam eğer, bunların hiçbiri, kuantum alanına çok şey çekerim aslında. Bakın şimdi, ben kötü bir şey düşüneyim diyelim. Kötü düşündüm. Kötü şeyleri de çekerim. İyi şeyleri de çekerim. Ama derseniz ki bana, hocam kim ister hasta olmayı? Ama siz hastalığı biliyorsunuz ve korktunuz ondan. İşte kuantum alanına pat diye çekersiniz onu oraya. Gelir. Ama bırakalım artık, yani kuantum alanının fark edelim mesela, ona neler çekebileceğimizi ya da nasıl bir mıknatıs olduğumuzu fark edelim. O kısmı, öğrendiğimiz kısımları şöyle kuantum alanının dışına bırakalım. Ve buraya güzel şeyler çekmek için çalışmaya başlayalım. Mesela kuantum alanı çok fazla işe yarayan bir alandır. Ama bu alana her şeyi çekebilme yetiniz vardır. Aslında burada da işte kişisel gelişim konusundaki gibi, evet, bilinci temizlemek, bilinçaltının o saf haline dönmek ve öğrenilmişlikleri değiştirmek diyelim. Evet. Değiştirmek, yer değiştirmek. Peki hocam, bu insanın yaratılış nedeni. Evet. Bu konu da çok önemli. Yani biz yaratıldık ama mesela siz ilk konuya girerken ben kimim dediniz. Evet. Bunun da bununla bir alakası olduğunu düşünüyorum. Yani biz dünyaya gelişimizin bir nedeni var. Evet. Biz yaratıldık. Yani Yaradan bizi bir şekilde bu dünyaya getirirken bir gönderdi amaçla diyelim. Bir amaçla gönderdi. Evet. Peki bu yaratılış nedeni nedir sizce? Şimdi şöyle diyelim biz. Daha doğrusu buradan girsem daha iyi anlatırım diye düşünüyorum. Bir hastalığınız var. Bir romatizma diyelim. Ya da sürekli baş ağrılarınız var. Ya da sürekli işte grip, nezle oluyorsunuz. Ya da astım oluyorsunuz. Her neyse. Doktora gittiğiniz zaman size doktor ne sorar? Der ki, sizin geçmişinizde, ailenizde bunlardan var mıdır diye sorar. Aslında siz de anlatırsınız. İşte anneannem böyleydi, babaannem ya da dedem böyleydi falan filan gibi anlatırsınız. Burada hücresel geçmiş diyoruz. Yani hücre size bir şekilde gelmiştir ve sizin şu anda hasta olduğunuzu zannettiriyordur size. Neden? Tekrar yaşam buldu çünkü. Aslında hasta değilim. Evet. Ama o yaşam buldu, sizi tetikliyor demektir. Yani size ben buradayım dedirtiyor. Şimdi bu, diyelim ki, buraya kadar anlattım. Hı hı. Diyelim ki 10 tane hanımefendi doğum yaptı. Ve 10 tane çocuk dışarı alındı. Ve bu hanımefendilere içeri gönderildi. Dediler ki, çocuklarınızı bulun. Bakın arkadaşlar, biz dünyada sadece iki duyguyla yaşıyoruz.
Bu birisi huzur duygusu, birisi ölüm duygusu dediğimiz duyguyla yaşıyoruz. Bu 10 hanımefendinin hiçbiri çocuğunu bulamayacaktır. Neden? Çünkü öğrenilmişlik duygusu vardır hanımefendide. Aslında bulur onun çocuğu olduğunu. Çünkü eterik bağ dediğimiz bağ 16 yaşına kadar anne ile çocuk arasında devam eder. Bu kopmaz. Bunu hissetmek gerekir. Aura dediğimiz şey mesela. Bu konuda da yanlış bilgiler vardır. Aslında bulur ama sadece huzur ve ölüm duygusunu öğrendiği için bu hanımefendi çocuğunu bulamaz. Şimdi burada bulamazsa eğer, bu safsa, hepsi aynı saflıktaysa, o zaman görevli gelmişizdir hepimiz. Hayvanlar, bitkiler, biz, hepimiz. Hepimiz rehberimiz, birbirimizin rehberiyiz. Ama aslında eşiniz de bir rehber, çocuğunuz da bir rehber ya da kayınvalideniz de bir rehber. Ne bileyim işte sokağınızdan geçen bir köpek de bir rehber size ya da bir insan da bir rehber. Bunu fark etmek demek işte farkındalıklı olmak demek. Ama şu anda da sadece barkodlanmış gibi biz günlük hayatımızı yaşıyormuşuz gibi. Yani herkes gibi doğacağız, yürüyeceğiz, konuşacağız, evleneceğiz, efendim çocuk doğuracağız, okula gideceğiz falan filan. Para kazanacağız ve öleceğiz. Bu kadar olmalı mı sizce? Yani böyle mi olmalı? Yani burada dünya bir sebep yokmuş gibi. Evet, yani dünya bir makine mi? Sanki bir yerden sokup bir yerden çıkarıyor mu? Fabrika gibi. Ha. Doğduk, hadi devam et. Peki, gibi bir şey. Rabbim bu kadar basit düşüneceğini emin misiniz? Aslında mesela hiçbirimiz bu kadar basit olmamalı deriz. Evet. Bunu kime sorarsanız sorun aynı şeyi söyler. Evet. Ama altını hiç kurcalamaz. Evet. Çok, şimdi böyle makine sistemi anlattığım zaman basit bir sistem. Evet ya, doğru, bizim bir sebebimiz olmalı deriz. Ama baktığımız zaman hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hiç aynı sorgulamıyoruz. Aynı, sizin de çocuğunuz oluyor. Onun da çocuğu oluyor. İşte onun çocuğu uyumuyor, sizinki de uyumuyor falan filan. İşte siz aslında rehberi buldunuz gördüğünüz gibi. Arkadaşınıza sordunuz. Onun da çocuğu uyumuyor. Sizinki de uyumuyor. Normal o zaman. Bakın ne kadar güzel bulunduğunuz alanı sizden farklı değiller yani. Evet. Döngü dönüyor böyle. Peki bir çıkın bu alandan bir kere bakalım. Bir deneyin. Ne olacak? Merak etmiyor musunuz? İşte etmek lazım. Yani evet. Hepimizin problemi aslında bu. Evet. Peki hocam, az önce de dediniz regresyon ve pregresyon. Evet. Bu da soracağım soruların içindeydi ama evet, bu konudan buraya girersek nedir? Siz ayrıca bir regresyonistsiniz. Evet. Bu konuya girelim. Nedir? Regresyon geçmiş yaşam terapisi demektir. Yaşamlarımızın geçtiğini, yani birçok kez dünyaya geldiğimizi düşünürüz aslında bizler. Bunu, hep deriz bunu yani. Evet, birçok kez evet geliyoruz da zaten. Bunu şu anda kabul etmek belki biraz zor olacaktır ama bu böyledir. Bu bilim adamları tarafından da ispatlanmış bir teoridir. Ya kendi geçmiş yaşamınız hastalıklıdır, size burada bu döngüyü yaşatır. Ya da atalarınızdan aldığınızı farz edin. Aynı şey aslında. Sizin atalarınız siz tanımadan önce, yüzyıllar önce ölmüş diyelim. Onun hastalıklı hücresi size gelebiliyorsa, o zaman sizin de tekrar dünyaya gelmiş olma ihtimaliniz yüksektir. Doğru. Bu reenkarnasyonla bağlantılı mı? Hayır, reenkarnasyonla bir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bizim bedenimizde şu anda bilim adamlarının anlattığı bir atom çekirdeği var. Hı hı. Onu ölsek de biz, hiçbir şekilde o kemiklerimiz de çürüse, o kaybolmuyor ortadan. Onun tekrar canlanması ya da tekrar dünyaya dönüş sebebimiz aslında tekamülü tamamlamak için dönüyoruz. Yanlış yaptıklarımızı düzelterek dönüyoruz. Çünkü her yanlış yaptığımız olayda Rabb'ı şikayet ediyoruz. Ya da ona korkuyla ondan kaçmaya çalışıyoruz. O korkuları bizden alıp tamamen onun bizi yarattığına inanmamızı istiyor. Ben yarattım sizi ve sizin sadece şu anda bir oyun oynadığınızı düşünüyorum diyor. O düşünceyi kendimize aslında ispatlamamız gerekiyor. Evet, ben şu anda bir oyun oynuyorum. Onun istediği o değil. Ama mesela işte az önce dediniz, hani bir daha dünyaya gelmiş olabilirsiniz dediniz. Evet. Yani ama dikkat edin, bakın aynı bedenle gelmiyorsunuz. Sadece zihin de değil, ruh mu? Hayır, ruh zaten hiç ölmüyor biliyorsunuz. Yani evet. Beden değiştiriyoruz.
Yani bu bir erkek köpeğin olabilir. Bedeninde de olabiliriz mi? Bir kere bir hayvan bedenine bürünüyoruz merakımızdan dolayı. Bir kere de bir bitki bedenine bürünüyoruz. Bir kere oluyor bu. Diğer zamanlar erkek, kadın. Birkaç defa geliyoruz yani dünyaya. Evet. Belki size tuhaf gelecek ama benim geçen günkü bir başka bir çalışmamda çocuklar da öğrencilerim de şahittir. 1006 kez dünyaya geldiğim çıktı mesela. Peki, 1006 kez dünyaya geldim. 1006 kez. Evet. Peki siz mesela atıyorum bana bakıyorsunuz. Evet. İşte o yönteminizi, tekniğinizi uyguluyorsunuz. Hı. Ve benim dünyaya kaç defa geldiğimi, daha önce ne hatalar yaptığımı. Ben söylemiyorum, siz söylüyorsunuz. Biz söylüyoruz. Ben söylemiyorum. Ben sadece sizin... Ben atabilirim de. Siz bana sordunuz. Atamazsınız. Şöyle ben atamazsınız. Ben dedim ki 3300 kere gelmişim. Hayır dedi. Zaten 3300 kere o kısmı göremezsiniz. Öyle bir şey değil. Her geldiğiniz, atıyorum dediniz ki bana geldiniz. Buradan daha iyi anlatırım. Ben sürekli kilo alıyorum dediniz. Hı hı. Ben sizi regresyona sokarım bununla ilgili. Derin geçmişte trans de. Dediğimiz bir şey. Bu geçmişinde bugün eğer bize bir soru olarak çıkmışsa ya da problem olarak çıkmışsa karşımıza. Geçmişinde neredeydi gibi. Ve siz o geçmişe gidersiniz. Orada kendinizi görürsünüz. Ben şunun için kilo almışım meğerse dersiniz. Dönersiniz geriye. Dersiniz ki ya hocam ben işte şuradaymışım. Evet orada kilo almışım dersiniz. Gerçekten de çok iyi bir tekniktir. Şimdi çok enteresan. Evet. Yani ben kendimi... Şimdi her bir konu için girebiliriz. Evet. Mesela bir kez geldiniz şişmanlığınız için. Bir kez geldiniz işte dediniz ki benim kıtlık bilincim var. Bir kez geldiniz dediniz ki ben bir hastalık var şu anda bende. Bir kez geldiniz... Hepsinde başka bir şey tabii bulabiliyorsunuz. Ki. Yani bakın binlerce duygu binlerce kez gelmişimdir o zaman. Bir sorum da şöyle bir şey olacak. Çok çabuk atlıyorum hocam kusura bakmayın ki bütün sorularımı sormak istiyorum. NLP tekniği diye bir teknik duydum. NLP karşıma tekniği. Çıktı. Evet, NLP tekniği. NLP evet. tekniği ve çapa atma. Evet. Bunlar nedir? Bunlar aslında... Şimdi bir sürü teknik kullanılıyor. Sizin de çok fazla evet. tekniğinizin olduğunu evet. biliyoruz. Evet. Bu da tekniklerden biri. Evet, NLP tekniği şu anda üst düzeyde kullanılan bir tekniktir. Yani atıyorum işte öğrenci üzerinde çok büyük aşamaları vardır. İşte ne bileyim iş yerlerinde çok büyük aşamaları vardır. Kişisel olarak da çok büyük aşamaları vardır. Çapa atma dediğimiz şey atıyorum işte geçmişten diyelim ki çocuksunuz ve bir şey hatırınıza geliyor. Ama siz bunu diyorsunuz ki işte aman geçmişte kaldı gitti aman boş ver işte gitsin bu diyorsunuz. Ama orada kaldığınız için sürekli ve sürekli siz o şeyle karşı karşıya geliyorsunuz. Bunu da fark etmiyorsunuz. Yani çocuklukta bu kaldı. Çocuklukta zihnim bunu öğrendi. Bunu temizleyemiyor zihnim diyemiyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz. Burada diyelim ki size benim gibi birisi bunu hatırlattı. Dedi ki sizin çocukluğunuzda var bu. Oraya çapa atmışsınız. Orada kalmışsınız. Ne kadar da uzaklaşmaya yani yaşınız da büyüse ip sünmeye başlıyor. Şimdi oradan çapayı kaldırıp aslında teknik bu. Çapayı kaldırıp oradan bunu orayı temizleyerek çünkü çapa dura dura artık yosun bağladı ve paslanmaya başladı. Hı hı. Ve size artık kötü şeyler yaşatmaya başladı ve kokuyor şu anda. Onu oradan kaldırıp onu biz güzel parlatıp artık sen yeni şeylere güzel anılara gitmek zorundasın deyip zihnimizde resmettirip o resmettirdiğimiz yere çapa atmak dediğimiz. Zihin bunu çok güzel başarıyor. Yani zihin aslında çok yumuşak şey. Ve çok güzel. Yani sadece bu, anlamak lazım zihni. Bu çok güzel bir şey. Yani insanların evet. geçmişe takılıp kalması. Evet. İşte ben işte bu 20 yıl önce bunu yaşamıştım deyip gününe kötü şeyleri taşıması evet. falan. 20 yıla da, değer mi peki? Etrafımızda mesela şu anda o kadar evet. güzel bir hayat yaşıyor ki mesela çok örnek var hayatımızda. Evet. Ama o döneme kaldı. Çünkü o dönemde ben geçmişte bunları yaşadım. Şimdi hayattan zevk alamıyorum. Evet bakın. Şimdi baktığımız zaman gerçekten maddi sıkıntılara girmiş olan insanlar ya da maddi sıkıntısı hiç olmayan insanlar diyelim. O kadar saçma sapan şeylere takılıyorlar ama tabii ki biz saçma sapan diyoruz onlar için. Tabii önemli bir önemli, nokta evet. bu. Sen kendi kendini o çapa atma şeyini yapabiliyor mu? Ya yapabilir. İlla bir destek mi alması gerekiyor? Yapabilir, tabii ki yapabilir ama dediğim gibi her şeyden önce her şeyin farkına varmamız lazım. Yapabilirliğimizin farkına varmamız lazım. Tabii ki bu da kolay şeylerle olmuyor. Bakın ben 18 yıldır eğitim alıyorum ve şurada nereden baksanız 3-4 yıldır bu işi yapıyorum. Neden 3-4 yıldır yapıyorum? Bu 12 yıl nereye gitti hocam diyebilirsiniz. Kendinizi
Evet, bunu tamamen yapabilirlik hale. Yani çünkü ben de biraz önce söylediğiniz gibi kişisel gelişimciler gibi başladım bu işe. Ama önceden de çok önce psikolojiyi çok merak ediyordum. Yani psikoloji ve şunu anlatmak istiyorum size. Doğru mu bilmiyorum ama psikolojiyi merak ettiğim zaman çok büyük bir felç geçirdim. Boynumdan altı yatalak oldum 9 ay boyunca. Ve doktorların söylediği beynime pıhtı attı ve eğer bir şey ameliyat olacağım ve bir şekilde ayağa kalkacağım evet ama desteksiz yürüyemem ya da konuşma bozukluğu yaşarım ya da işte falan filan bir sürü olumsuz şeyler. Bu arada eşime çok teşekkür etmek istiyorum bu konuda, benim en büyük rehberim o. Gitmediğimiz yer kalmadı aslında bununla ilgili. Sonra benim iyileşmeme bir akupunktur uzmanı. Bakın 35 yıl önce bu oldu. Akupunktur uzmanı benim iyileşmeme sebep oldu. Ve orada ben aslında ilk eğitimimi almaya başladım. Zihnimle bunu çevirmeye başladım. Ve o hanımefendi bana çok yardımcı oldu. Ve bana zihnin bunları yapabileceğini anlattı. Onunla iyileşmeye başladım. Orada bir aydınlanma yaşadınız. Aynen öyle, bir aydınlanma yaşadım. Şimdi bazen soruyorlar işte hocam, çok parasız kalanlar ya da işte dibe vuranlar ya da işte çok büyük bir ayrılık felaketi yaşayanlar bu işi yapıyorlarmış. Böyle mi? Hayır, ben böyle bir şey yaşamadım. Hiçbir şekilde dibe vurmadım. Ama psikolojiyi merak ettim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ne olabilir diye düşündüm. Sonra felç olduktan sonra aslında zihni öğrendim diyelim. Zihnin yapabileceklerini öğrendim. Ve bu 3 aylık tedavi sürecimde ben aslında 15 gün sonra yürümeye başladım. Bu benim için bir mucizeydi. Ve mucizenin kesinlikle her zaman var olabileceğine inandım. Ve yola düştüm diyelim. Ve o zaman da insanlara gerçekten mucize yaşatmak için çalışmam gerektiğini düşündüm. Çünkü baktığım zaman 10 kişiden 8'i mutsuz, rutin bir hayat varmış gibi kabuldeler. Rutin bir hayat. Ama böyle değil. Bu kadar saçma olamayacağını düşündüm. Yani bu kadar saçma olamaz herhalde diye düşündüm. Ve bugün buradayım. Ve saçma olmadığını da gördüm. Evet, bir şey için buradayım. Hem gördünüz hem işte belki de sizin dünyaya işte giriş, evet, deneyimledim. Yaratılış nedeniniz, evet, bu. Bize belki rehber de olmak, evet, için. Ya da mesela şu anda bizimle bu programı yapıyor olmanız izleyenler açısından bir rehberlik. Evet, diye yani düşünüyorum. Siz şu anda birçok insana dokunuyorsunuz. Bu da çok önemli, evet, bir şey. Hocam yine bir farklı konuya geçeceğim. Aura. Evet. Yine buna da az önce konular arasında geçirdik. Evet. Ama bence önemli bir konu. Evet. İşte benim auram yüksek. Benim auram çok düşük. Ben parlıyorum, çok auralıyım falan. Evet. Bu böyle şeyler çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz, evet. Artık filmlerde, dizilerde, normal gündelik hayatlarımızda çok basite indirgenmiş olarak duyuyoruz maalesef. Evet. Ama bunun önemli yanı burası. Evet. Bunun önemli olduğunu çok ben önemli biliyorum. Evet, auranın önemli olduğunu söyleyebilirim. Hatta nazar, işte auran yüksekse nazar çekersin gibi de bir algı var. Bakın, nazarla aura aynı kendi, şey. Kendiniz söylüyorsunuz. Algı. Evet. Nazar da bir algıdır. Sadece nazar algı. Yok mu? Hayır, öyle bir şey yok. Algı. Bize renkli gözlerin nazarı çok değer derler. O yüzden genelde... Bakın, bu da bir öğreti. Evet. Nereden biliyorsunuz siz bunun renkli gözlerin nazar diyeceğini? Bana hep öyle diyorlar. Bu da bir öğreti. Sen beceriklisin demem de sana bir beceri kazandıracaktır. Sen işte çok pasifsin demem de sana pasiflik kazandıracaktır. Bana ne kadar benim bir şey söylediğim şeye... Söylersin. Evet, benim söylediğim şeye ne kadar dikkatini verirsen eğer o kadar çok... kendini o şekilde etiketleyeceksindir. Onun için oradaki algı, sadece algı. Aura dediğimiz şey aslında doğuştan hepimize verilen koruma sistemi diyelim. Bir korunma sistemi. Ama bu hepimizde var. Sadece bende değil, sizde değil. Ve bizim 9 metrelik alanlarımız var arkadaşlar. Evren bir renk çünkü... falan değil mi? Bedenin bir rengi bürünmesi. Bazı insanlar mavi aynen olur, öyle, beyaz. Aynen öyle. Ama bu hayır. Sadece mavi, beyaz olmayız biz. 9 rengi de burada taşırız. Ana rengi de taşırız. Bunların bir tanesinin işte solması ya da yer değiştirmesi artık auramda bir zarar var demektir bu. Ama siz bunu neşeli olmak, yani neşeli insanlar tamam, aurası düzgün olan o insanlar olur. Ama bu gerçekten neşeli olmalı, içinden olmalı. Çünkü çoğu insanlar, ben çoğunlukla alışveriş merkezlerine giremem.
Neden? Çünkü duyduklarım ya da kulaklarım çok duyar, gözlerim çok görür diyelim. Çok rahatsız olurum ve oradan çıkmak isterim. Yani müdahil olmak isterim kişiye. Kendine ne kadar çok zarar veriyorsun demek isterim. Bunun için de onu beni anlayamayacağını düşündüğüm için de orayı terk etmek isterim. Gitmek isterim hemen oradan. Uzaklaşmak isterim. Şimdi bakıyorsunuz mesela insan kah kah gülüyor ediyor falan, her şey onun için süperdir falandır filandır. Ama sizin tek sözünüzle ya da tek dokunuşunuzla ağlamaya başlar. Bağıra bağıra. Bu bir maskedir. Maske bizim auramızı tamamen yok eder ve bizi gerçekten yerlerde süründürmeye başlar. Maske takmak demek, adı üstünde maskedir. Kendinize yalan söylemekten başka bir işe yaramaz. O zaman mutsuzken mutsuz olmalı. Çok mutluyken de mutluluğunu kapatmamalı mı? Kapatmamalı, evet. Hani mesela biraz önce söylediniz ya, çok gülersem bir şey gelir başıma. İşte bunlar tamamen öğreti bunlar. Bunlarla ilgili bizim mutluluk zaten doğuş halimizdedir mutluluk. Şimdi hangi anne ya da hangi baba çocuğunu doğurduğu için o anki o mutluluğu yaşamaz? Yaşar değil mi? Herkes tabii, yaşar. Tabii. Zaten bir mutluluk amacıyla gelmişizdir dünyaya. Peki o zaman niye bu mutluluk amacını peşine düşmüyoruz? Nedir yani bizim buradaki olmamızın sebebi nedir diye? Onun peşine düşüp aslında auramızı düzgün tutabiliriz ama gördüğünüz gibi zihinler birdir. Zor bir şey gibi görünüyor aslında. Aslında çok kolay ve basit bir şey. Söylediğim gibi sadece fark etmek. Bu iki duyguyu, ne dedik, huzur duygusu ve ölüm duygusu. Hı hı. Bu ölüm duygusunun içinde her şey vardır zaten. Sizin elinize küçücük bir iğne batmasının, sizin canınızın acımasının sebebi bile ölüm duygunuzun orada harekete geçmiş olmasıdır. Bakın, bir iğne batması dahi size ölüm duygunuzu harekete geçirir. Peki huzur duygunuzu ne harekete geçirecek? Sürekli farkında olmak hareketi. Yani ben kimim farkındalığı harekete geçirecek. Yani ben istersem, eğer bu bir seçimse, istersem sürekli ölüm duygusu içinde kalabilirim. İstersem sürekli huzur duygusu içinde kalabilirim. Zihnimiz bunu o zaman kolaylıkla yapabiliyor yani. Kolaylıkla yapabilir. Çünkü hazırdır. O sizin sadece emretmenizi bekler. Emredin. Emretmeyi bekler. Ama bu verdiğiniz emire, demirden emin olmanız gerekir. Dedik ki evrene, ben sağlık istiyorum, sıhhat istiyorum, işte bol para istiyorum, güzel bir evde oturmak istiyorum dedik evrene. Sonra biz bunu üst bilinç olarak, çünkü bu çok geniş alana yayılan bir düşünce, birkaç kişiyi de ilgilendiriyor aynı zamanda, bu zamanda beni tanıdığım tanımadığım birçok kişiyi de ilgilendiriyor. Evrene böyle bir şey söyledikten sonra başlarız düşünmeye. İşte acaba şu mahallede mi olsam, şu koltukları mı alsam, işte şuradan mı gelir acaba, bu ben bir arabam olsa acaba nasıl kullanabilirim, kullanabilir miyim, trafiğe çıkar gibi sorular başlayınca evren sizi durdurmaya başlar. Durur. Hiçbir şey çalışmaz artık. Ta ki siz o çay ister gibi emin olmadığınız sürece. Eminlik gerekiyor sadece. Emin. Tamam, ben bunu hak ediyorum emri. Hak ediyorum ben. Basit aslında. Evet, hepimiz hak ediyoruz. Evet. Hocam, programımızı da çok açtık. Evet. O yüzden bir toparlarsak. Evet. Son bir şey söylemek isterseniz buradan izleyicilerimize. Ben son bir şey söylemek istiyorum izleyicilerimize. Evet. Aslında dediğim gibi gerçekten kendilerinin farkına varsınlar. Ve diyorum ki, bunu slogan haline getirdim artık. Lütfen herkes kendine bir el uzatsın diyorum. İnşallah bunu, yani şu anda bizi izleyen herkes tamam ya ben yapacağım diyordur ama inşallah yapabiliriz. Bu ben de dahil olmak üzere. İnşallah. Herkes için geçerli. Evet. Zor bir iş. Yani istemek kolay, evet. Yapmak zor. Evet. Önce başlamak gerekiyor. Bir niyet etmek gerekiyor, evet, bence. Bunu kesinlikle yapabilirim niyeti yapmak gerekir. Aynen. Buradan cesaretle yola çıkarsak, eğer adım atarsak cesaretle, her şey artık kendiliğinden gelecektir, kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir adım atmak gerekiyor. Evet, bir adım atmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ne demek, o şeref bize ait. Çok mutlu teşekkür olduk. Ederim. İyi ki sağ geldiniz. Sağ olun. Sağlıcakla programının bu haftaki sonuna geldik. Haftaya bir başka konuya da konukla sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın.